Şöyle düşüp bakıyorum. İçerideki maçları almışızdır da. Herkese merhabalar. Adım Alper Gülöksüz. Evliyim. Özel bir şirkette kurumsal ilişkilerde çalışıyorum. 10 yıldır aynı sektörün içerisindeyim. 2000 yılında Abidinpaşa Başkent Lisesi'nde okuyorum. 2000 yılında yanlış anımsamıyorsam Eylül ayında bir Göztepe ile kupa maçına çıkmıştık. Kupa maçıyla beraber ilk Ankara gücüyle tanışma hikayem oluştu. Bununla birlikte artık o aşıyı almış oldum. Aşıyı aldıktan sonra da içerideki bütün maçlara, dışarıdaki maçlara da fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum. Benim koleksiyona başlama hikayem babamdan aldığım harçlıklarla beraber para biriktirip forma almaya başladım. Formalara karşı ilgim alakam her zaman vardı. O zamanlar tabii böyle store imkanları yok ve Kızılay'da Yükelan Pasajı'nda eğer formalar çıkarsa bu şekilde almaya çalışıyordum. Bununla beraber yani formalarla tanışıklığım oluştu. Öyle bir noktaya geldi ki normal formalarım, normal gündelik giydiğim kıyafetlerden daha fazla hale geldi. Sonrasında da böyle bir tutku oluştu bende. Koleksiyonuma ilk kattığım forma 2003 yılına ait bir forma. Adem Koç'a ait bir forma. Bu forma Ajax formasında modeli çok benziyor. Alternatif Ankara Gücü formamız. Bu formayla beraber diğer formalara olan tutkum gelişti. Forma biriktirmek benim için ilk başlarda bir hevesti. Bu heves zamanla bende bir tutkuya dönüştü. Formaları bir araya getirme arzusu içimde inanılmaz derecede bir büyük bir boyuta ulaştı. Bu sefer günümüz tarihinden geçmiş tarihe kadar forma biriktirmeye başladım. Tabii bunu da ikinci el alışveriş sitelerinden, sosyal medya sitelerinden toplamaya başladım. Bu da benim açımdan maddi manevi epey bir zorlayıcı durum oluyor. Öncelikle maç forması olmasını benim için en büyük kriter bu. Belki uzun kollu forma olması. O maça damga vuran bir oyuncudan olması veya o sezona damga vuran oyuncudan olması benim için en önemli kriterlerden bir tanesi. Devamında da şöyle diyebilirim. O dönemde yaşadığımız durum itibariyle de formaları katmak benim daha çok ilgimi çekiyor. Mesela bunlardan bir tanesi Cumhuriyet'in Gücü Ankara Gücü forması. Bu forma aynı zamanda Amasra Bartın'da Maden Şehitleri'nde kazada meydana gelen durum nedeniyle de özel bir formayla çıkmıştık. Bu formaları katmak benim için daha önemli. Yani gönül ister ki bununla ilgili bir sergi açabileyim veya bir müze alanı oluşturabileyim. Ama imkanlarım dahilinde odada dolabımda tasniflemeye çalışıyorum. Ancak bu şekilde saklayabiliyorum. Ama şöyle bir durum var. Formalara inanılmaz bir özen gösteriyorum. Dolabımı açtığımda, formayı havalandırdığımda, formayı elime aldığımda o döneme gidiyorum. Geçmiş yıllara gidiyorum. O dönemin kokusunu içime çekiyorum adeta. Bu şekilde saklıyorum. Hüzün diye bahsettiğimizde 2007 yılındaki bu formayı söyleyebilirim. 2007 yılında Şırnak'taki 13 askerimizin şehit edilmesinden sonra kulübümüzün renklerinin sarı lacivert olmasına karşın kulübümüz o zaman özel bir karar alarak federasyona başvurarak siyah formayla sahaya çıkmıştı. Bu forma benim için gerçekten hüzün anlamında en önem verdiğim formalardan bir tanesidir diyebilirim. Sevinç olarak da bu formadan bahsedebilirim. Fenerbahçe'yi 2009 yılında yendiğimiz maçın forması ve o yılda Fenerbahçe'yi yenmemizle beraber küme düşmekten kurtulmuştuk. O dönemden sonra bütün Fenerbahçe maçlarında bu formayı giyiyorum. Bu formanın bir de şöyle bir uğru var. Her Fenerbahçe maçında giydiğimde 2018 yılında Fenerbahçe'yi 3-1 yendiğimiz maçında formasıydı. Ben giydiğim için benim için çok değerliydi. Yani benim açıkçası aklımda formada toplayabildiklerimde değil, toplayamadıklarımda. Ama benim için önemli formalardan bir tanesi şu diyebilirim. Yani tarihi itibariyle 1990 yılına ait bir forma. En çok zorlandığım forma bu diyebilirim. Ancak şöyle bir durum var. Zaten topladığım formaları toplamaya başladığımda benim elimde olmayan formaları bir başkasında gördüğümde, istediğimde eğer o kişi de formanın hatırası yoksa genellikle bana yardımcı oluyorlar.
Çünkü onlara koleksiyonumu gösterdiğimde sadece bir forma biriktirmediğimi, aynı zamanda Ankara Gücü tarihini de bir araya getirdiğimi söylüyorum. Dolayısıyla da bir sorun olmadan formayı toplayabiliyorum. Yakın zamanda Şut ve Gol sergisi açıldı. Bu sergide Ankara Gücümüzün 2. Lig'de 1981 yılında Türkiye Kupası'na aldığı forma da sergileniyor. Bu formayı koleksiyonuma katmayı inanılmaz isterdim. Bir de şöyle bir anım var. Efsane oyuncumuz bombacı Nazmi Erdener'in kendisine sosyal medyadan ulaştığımda, koleksiyonumu gösterdiğimde kendisinden de bu formayı rica etmiştim. Sağlığımda imkansız yanıtını almıştım. Bütün koleksiyondaki formaları ayrı ayrı seviyorum. Ama 100. yılımızda giydiğimiz forma benim için en değerli formalardan bir tanesidir. Keza 101. yılımızda ıslak forma olarak da çıkan forma benim için en önemli formalardan bir tanesidir. Onun dışında 90'lı yıllar ve 2000'li yılların formalarının çizgisini daha çok beğeniyorum. Eski formaların o casual'lığı benim için gerçekten daha güzel geliyor. Yani Ankara Gücü dışında hiçbir formayı biriktirmiyorum. Benim için varsa yoksa Ankara Gücü. Forma koleksiyonu dışında kağıt bilet topluyorum. Elektronik sisteme geçmeden önce girdiğim maçların bütün biletlerini saklıyordum. Onlar da bu şekilde. Yani benim için önemli maçlar, bütün biletleri burada kalıyor. Dijital biletle geçilmesiyle beraber bunlar da elimde, benim için bir koleksiyon niteliğinde saklıyorum. Yani koleksiyonumun kaydını tutmuyorum. Benim için nicelik değil, nitelik önemli. Ama yaklaşık 200'e geçkin bir sayı olduğunu düşünüyorum. Sayının benim için oldukça bir önemi yok dolayısıyla. Önemli olan eski sezonları kuruluş tarihine kadar inebilmek. Günümüzde artık sürdürülebilirlik kavramı çok önemli. Sürdürülebilirlik kavramıyla beraber ekoiklim de önemi ortaya çıktı. Dolayısıyla bu noktada kulübümüzün önce olması benim açımdan ve taraftarlar açısından çok önemli. Dolayısıyla bu tür çalışmaların öncülüğü olması bizim için çok önemli bir avantaj.